Evet, yani Manisa TV izleyenlere sağlıklı günler, kaldığın yerden devam ediyor. Konumuz çok güzel, çok da önemli bir konu. Tabii diyetisyen Hatice Nur Ege bizlere sağ olsun bütün detaylarını anlatıyor. Evet Hatice Hanım, birçok konuya değindik ama diğer konuları atlamadan geçmeyelim istiyorum. Popüler diyetler var şimdi, çok gerçekten de popüler. İşte aralıklı oruç, ondan sonra birkaç ismi işte ketojenik diyet diyorlar. Tam isimleri aklımda değil ama birkaç böyle çeşitleri var. Ve insanlar bunu kendi evlerinde yapmaya çalışıyorlar, evet, kendi başlarına. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Adı üstünde popüler diyetler. Yani ben geçici diyetler olduğunu düşünüyorum. Şu an Dünya Sağlık Örgütü'nün desteklediği en iyi diyetlerden bir tanesi Akdeniz tipi diyet. Biz Akdeniz tipi diyetimizden vazgeçmeyelim. Ben popüler diyetlerin kısa süreli bize güzel sonuçlar vaat etse de uzun süreli sonuçlarınıza baktığımızda aslında pek iç açıcı değil. O yüzden ben popüler diyetlerin geçici olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani geri dönüş aslında daha başka kilolarla gelebiliyor. Mesela ben bazı diyet listeleri görüyorum özellikle internette. Ki çok yanlış olduklarını düşünüyorum ama siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? İşte 6 gün yoğurt yedim. İçine pul biber attım sadece. Başka hiçbir şey yemedim. Evet. 6 gün sadece patates yedim. Karpuz diyeti, patates diyeti, böyle değişik değişik diyet isimleri ama sadece her gün aynı şeyi yemekle ve bütün gün aynı şeyi yemekle geçiyor. Evet. Sizce bu doğru mu? Çok güzel değindiniz Betül Hanım. Peki 6 gün boyunca uyguladığı o yoğurt ve pul biberli diyeti bıraktığında ne oluyor aslında normal beslenmeye geçtiğinde? Verdiklerini geliyor alıyor aslında. Evet. Yani bana diyetlerim böyle diyor ki Hatice Hanım, sıvı detoksu yapalım, bir anda çok kilo ver gelsin. Tamam ama atıyorum yani normal beslenmeye geçtiğimizde ne olacak? İnsanlar da bir anda özellikle bu sosyal medyanın çok etkisi altında kalıyoruz gerçekten. Tabii insanlar 2 ayda 30 kilo 20 kilo paylaştıkları için insanlar da bana geliyorlar. Hocam o 30 kilo vermiş, ben niye vermiyorum? Acaba ben veremiyor muyum? Diyorum ki hayır, sizden bir tane daha var mı? Diyorum. Yok. Sizden bir tane, siz özgüsünüz, siz kendinize özelsiniz. Doğru. Sizin metabolizmanız, hastalıklar, sağlıklı bir birey zaten bunu söylüyor. Yani ideal verilerde ayda verilebilecek maksimum kilo 3-4 kilogram. Zaten gidebilecek yağdan bu. Fazlası olur ise bu bizim için dönüşü kas ve su olacaktır. Evet. O zaman da yüzümüzden gidecek, kırışacak. Bu da bizim istemediğimiz durumlar. Aslında baktığınızda ayda 4 kilo, 5 kilo versek aslında bizim için 5 ayda neredeyse 25 kilo yapar. Yani diyete şöyle bir 6 ayınızı ayırmak çok sizin için çok iyi olacaktır. Bence de kesinlikle öyle. Şimdi bir de en önemli şey aslında şu pişirme yöntemleri. Bunlar çok çok önemli. Özellikle balık. Biz Türk halkı biraz sanki balık konusunda özellikle işte böyle tavada kızartalım, şöyle yağlı yağlı yiyelim, çıtı çıtı çok lezzetli oluyor ama fırında tercih etmek daha mı doğru olur? Ya da siz neler söylersiniz? Hangi sebzeler, meyveler nasıl? Pardon, meyve diyorum ama sebzeler, işte balık türü, et türü, bu besinleri nasıl pişirmeliyiz? Yani şu an yaz geldi Betül Hanım. Kızartmalarımız çok meşhur, menemenlerimiz çok meşhur. Ben diyorum ki yani kızartma yiyecekleri öldürüp daha kalorili hale getiriyorsunuz aslında. Yani mesela soğan da öyle. Soğanı kavurup yani karamelize hale getirelim derken soğanın bütün vitamin minerali zaten orada gidiyor. Osmanlı kültürümüzde mesela soğanları attığında tavaya bir miktar da su atılırdı. Soğanlar yanmasın diye. Hatta çoğu benim danışanlarıma önerdiğim sebze yemeklerini su ile birlikte yapıp soğanı suyun içine ekliyorlar aslında. Kavrulma diye bir işlem yok. Yani salataları da aslında öyle. Çok büyük bir işlemden minicik doğramak yerine vitaminin değerini kaybetmesin diye büyük parçalar halinde hazırlayabiliriz mesela. Ben bazen böyle elimle kopartıyorum. Kesinlikle. Yeşillikler özellikle. Kesinlikle. Çünkü bıçağını keserek işte biraz vitaminini aldığını düşünüyorum. Çünkü kesinlikle metal bir şeyle kesiyoruz doğal olarak. Kesinlikle. Tahtayla da kesemeyeceğimiz gibi mecbur öyle elimle kopartıyorum ama şu dönemde, yaz döneminde en çok neler tüketmeliyiz? Yaz döneminde özellikle bence meyvelere ağırlık verelim. Tam da şu an mevsimine uygun ama. Şu an biliyoruz ki biz artık her mevsim her meyve sebzeyi buluyoruz. Aslında bu da bizim istediğimiz durum değil. Mevsimine uygun beslenmeliyiz aslında. Şu an mevsimine uygun ne varsa çileğimizi, muzumuzu tüketelim. Ne varsa şu an mevsimde ananasımızı tüketelim baktığınızda. Sebze yemekleri mevsimine uygun, salatalarımız, az yağlı çorbalarımız, yoğurtlarımız, etimiz, balığımız, tavuğumuz hepsi diyetimizde olacak aslında. Evet, proteine de ihtiyacımız tabii var. Tabii ki de. Mutlaka. Peki salataya demişken, aklıma salatayla ilgili de sorular geliyor ama salatamız nasıl olmalı? Yani şimdi bazı salatalar var gerçekten tam bir öğün gibi, yemek gibi. Evet, çok güzel. Onu çeşitlendirmek gerekiyor mu? Çok güzel. Yağını, tuzunu nasıl ayarlayalım?
çok güzel bir aslında deyim vardır. Bir tanesi yapılan hatalardan bir tanesi bu. Salata yersem zayıflarım diyorlar mesela, değil mi? Aslında salatanın içeriği, kalorisi önemli. Eğer siz bir restoranta gidip eğer soslu bir salata söylerseniz neredeyse hamburgere eşit bir değeri kalori almış olursunuz. O yüzden salatalarınızı da işlerde isterken sossuz bir salata isteyip sosunuzu siz hazırlayabilirsiniz. Bunun için işte nar ekşisi. Evet, nar ekşisi, limon. Nasıl bir de zeytinyağı yeterli. Elma sirkemiz. Doğal bir şekilde onu da kullanabiliriz. Gayet iyi olur, evet. Peki kalori sayarak zayıflama yöntemi var bir de. Ki kalori saymak aslında ne kadar doğru bilmiyorum ama bazen işe yaradığı gibi düşünüyoruz. Yani biz şimdi uygulamalar çıktı telefonlarda, Android veya evet. iOS sistemlerinde. O kadar çok karşımıza çıkıyor ki işte şunu tabii, işte tabii. Kalorimiz şu olursa bunu yiyin. İşte gün içinde muz mu yedik, hemen yazıyoruz muz yedik. Şu kalori. Evet, evet. Geriye kaldı 300. Evet. Ne yapacağız deyip böyle evet. panik yapabiliyoruz. Ne kadar doğru. Evet. Hatta geçen bir danışanım kulağını çınlatayım onun bir de. Hatice abla işte bak ben bunları yedim artık kalori saymaya başladım dedi. Yedikleri de öğlen Manisa kebabı, arada Coca-Cola, akşam makarna. Hatice abla tam oldu bu. Miktarlarını ayarladım. Burada önemli olan bu değil Betül evet. Hanım. Yani kalori değil. Her kalori aynı değil tabii. maalesef ki. Doğru. İçeriği önemli. Doğru besinlerden doğru kalori alınmalıdır. Bizim için kalori değil, yani besin önemli, içeriği önemli aslında. Kolanın bize bir yararı olacak mı? Olmayacak. Orada onun yerine ayran içse ya da bir evde hazırlanmış meyve suyu içse daha doğru olacak. O kesinlikle. Yüzden her kalori aynı değil lütfen. Bunun altını çize çize söylüyorum. Hı-hı. Kalori sayarak diyet yapmayalım lütfen. Yapmayalım. Evet, aslında çok doğru. Bir dilim baklava duruyor önümüzde. Bir de işte önümüzde bir porsiyon yemek, zeytinyağlı evet. vesaire. Aynı değer. Aynı kalori. Aynı ben kalori. Bunu yiyeyim o zaman diyor kişi. Evet. Aslında sebze daha uzun süre tokluk sağlayacak. Orada evet. sizin baklava anınızda kan şekerinizi bir anda çıkaracağı için, anında düşüreceği için bir tane baklava yetmeyecek büyük ihtimal, ikincisini isteyeceksiniz. Evet. Zaten fast foodların mantığı da böyle. Anında emiliyorlar ve kan şekerimizi çok hızlı yükseltiyorlar. Beynimize endorfin salgılatıyorlar. O yüzden beynimiz bu sefer en çok endorfin salgılatan hangisi ise o besine bağımlı oluyor. O yüzden fast food bağımlılığı evet. gelişti. Mesela şu an 1960 yılından 2011 yılına kadar bakarsınız siz de neredeyse hamburger menülerimiz neredeyse 3 katına çıkmış. Bakın. Evet, evet. Yani çünkü artık doyumsuzuz, doymuyoruz. Bakın maalesef. Burada göründüğü gibi 1990'da neredeyse 200 kaloriyken evet. bizim patates kızartmalarımız şu an 600 kaloriye denk geliyor. Yani porsiyonlarımız çok büyüyor. Miktarda arttı. Artık doymuyoruz. Daha çok istiyoruz. Evet. Midelerimiz büyüyor. Aslında şey de var, yani fast food zincirleri de bunu bildiği için tabii. buna göre kampanyalar yapıyor maalesef ki. Ama dediğiniz çok doğru. Mesela fast food işte örnek veriyorum, kendimden örnek vereyim hatta. Bir hamburger yediğimde aradan 2-3 saat sonra bir acıkma geliyor. Tabii ki o hissiyat de. Doğuyor. Aslında hemen doyuyoruz onu yer yemez. Bir de hızlı yiyoruz Hatice evet, Hanım. Evet, çok yani, hızlı yiyoruz. Adı üstünde diyoruz ya ama o psikolojik sanki. Hayır evet. yavaş yiyeceğim dediğimiz halde yine hızlı yemeye çalışıyoruz. İçinde bağımlılık eden madde var hamburgerlerin. Farkına varmıyoruz. Patates kızartmasında öyle. Yedikçe yesimiz geliyor evet, ve evet. bağımlılık haline geliyor. Sürekli haline getirdiğinizde sürekli hamburger ve pizza istiyoruz aslında. Amaçları zaten bu. Zincirlerin olması da bu. Tabii. Çok güzel bir çalışma yapılmış Avustralya'da. Yine onu değinmek istiyorum. Tabii, tabii. Çocuklar marketlere girdiğinde abur cubura sürekli saldırıyorlarmış. Avustralya'da bir tane markette bunu engellemek amacıyla çocuklar girdiği gibi hemen girdiği gibi kapının oraya meyve koymuşlar. Meyveleri arttırmak amacıyla yapılan bir proje bu. Meyve koymuşlar. Çocuklara ücretsizdir yazmışlar. Çocuklar da marketlere girdiklerinde meyvelerini almışlar ve marketleri ebeveynleri gezerken elinde elma ile oyalandıklarından dolayı tok oldu evet. olacaklar tabii. Abur cuburlara saldırmamışlar. Ve ustada şeker zaten alıyorlar. Evet, abur cubur seviyelerinin düştüğü görülmüş. Yani keşke Türkiye'de de yapılsa böyle çalışmalar ama öyle. Maalesef ki kesinlikle yok şu an. Öyle. Ama bizde abur cubur çok. Bizde tam tersi. Daha çok göz hizasına koyma. Mesela kesinlikle. Markette öyle şeylerimiz var. Fırsat ürünü. Bu kesinlikle evet. adın aslında diyorum evet, mesela. Evet, evet. Bazen annem de yapıyor. Kızıyorum ben. Yani çünkü maalesef. Fırsat ürünü alın. Yani bildiğiniz onlar aslında tabii, değil. Tabii. Paketli gıda istemiyorum. Paketli gıdalar bizim genetiğimizi bozuyor ve metabolizmamızı yavaşlatıyor. Maalesef. Paketli gıda istemiyorum. Etiket okuma alışkanlığımız yok Betül Hanım. Hiç kimse doğru. etiket okumuyor. Arkasına bakıyoruz. Bu şekersiz, bu light. Ama içeriğine bakın. İçerisinde tatlandırıcı var. İçeriğinde trans yağlar var. Yani yarardan çok zarar sağlıyor aslında size, değil mi? Kültürümüz çok aslında baktığında toprağımızda artık her şey yetişebiliyor. Yani o yüzden olabildiğince doğal beslenmeyi destekliyorum. Olabildiğince doğal beslenelim ve paketli gıdalardan olabildiğince uzak duralım.
Peki light ürünler var bir de. Evet, light ürünler çok güzel değiniriz aslında. Diyete başlıyor danışanlarım. Diyetlerine yoğurt yazıyorum, süt yazıyorum. Diyorum light alacağız değil mi? Hayır diyorum, normal yağlı alacaksınız diyorum. Light diye bir diyete başlayınca light alacağız diye bir düşünce var aslında. Öyle bir şey yok Betül Hanım. Yani aslında ya, danışanın aç kalmasını istemiyorum uzun süre. Light ürünler daha az tokluk sağlıyorlar. Çünkü içerideki yağ ürününü bir tık azalttıkları için o yüzden. Ve suyunu aldıkları için biraz daha vitamin mineral düşmüş oluyor aslında. Ben diyorum ki eğer kardiyovasküler bir rahatsızlığınız yoksa light ürün veya yağ ürün tüketmenize gerek yok. Normal yağlı ürünlerimizden de devam edebilirsiniz. Hiç problem olmaz. Hiç problem olsun. Eğer kardiyovasküler bir rahatsızlığımız yoksa kullanabiliriz rahatlıkla. Evet. Peki ben son olarak aslında şunu da sormak istiyorum. Benim dikkatimi çeken şu oldu. Şimdi meyve sularından bahsettik. Evet. Evde yapın dediniz. Evde de tüketebiliriz, yapabiliriz ama bu hazır aldıklarımızda bir sağlık sıkıntısı olabilir mi? Şeker seviyesi nasıl? Zaten hazır hiç istemiyoruz. Hazır zaten olmayacak. İçerinde zaten meyve suyun hazır alır. Öyle bir çocuklarımıza bir kötülük yapmayalım gerçekten. Meyve suyumuzu çocuğumuza kendimiz sıkıp verelim de biz her zaman bunu söylüyoruz. Meyvenin suyu değil, meyveyi yiyelim. Çünkü meyve suyunu sıksın. Evet, kesinlikle çok güzel değindiniz. Meyve suyunu sıktığınızda su ve şekeri aslında tüketiyorsunuz. Ama meyveyi yediğinizde posa da almış oluyorsunuz aslında. Evet, doğru. Bizim en büyük yaptığımız yanlışlardan bir tanesi meyve yemiyoruz. Meyve yememek. Meyve yemeliyiz. Yani meyveyi gerçekten çok az tüketiyoruz. Yapılan çalışmalar var. Yani çok az meyve tüketiyoruz. Mevsimine uygun ve uygun saatler tabii ki de. Bu tabii ki de gece geç saatlerde önümüze bir tabak meyveyi alıp yemek değil. Onu da istemiyoruz. Ara öğünlerde yanına uygun bir süt grubuyla birlikte tüketmeyi öneriyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizin peki izleyiciler arasında o kadar güzel mesajlar verdiniz ki. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kısacası nasıl beslenmeliyiz? Ben ondan biraz bahsetmek istiyorum. Tam tahılları tüketeceğiz. Şu an zaten WHO'nun nütrisyon sayfasını açtıklarında da zaten mutlaka olması gereken besinlerin sırasında ekmek grubu geliyor. Yani tam tahıllar grubu. Ekmeklerden korkmayın. Bizim korkmamız gerekenler şeker, trans yağlar, yani doymuş yağlar bunlar bizim korkmamız gerekenler. Ekmekten korkmayın. Doğru ekmek olduğu sürece tüketin. Süt ürünlerini günde 3 porsiyon almaya özen gösterin. Mevsimine uygun meyveleri tüketin. Sebzeleri bol bol bir şekilde tüketelim. Daha sonra iyi yağları tüketelim. Yani zeytinyağımızı yemeklerden eksik etmeyelim mesela. Yemekleri doğru pişirelim. Su içmeyi ihmal etmeyelim. Su içmeyi şu şekilde tarif ediyorum ben. Kilo çarpı 35. O şekilde günlük en az 2,5 litreyi içmeyi öneriyorum. Çok güzel en son sağlıklı yemek tabağımız vardı. Evet, son aslında, olarak onu verelim. Orada kısaca özetleyeceğim ben tabaktan size. Tabaktan bahsediyorduk. Aslında tabağın şekli de çok iyi çünkü... İşte sizin de reklamınızda konuştuk. Her besin grubundan almak bizim için çok önemli. Tek tip beslenmek değil. Tek tip beslenmek de yasak. Bizim amacımız her besin grubundan alabilmek. Süt grubu, meyve grubu, et grubu, tahıl grubu bizim için çok kıymetli aslında. O yüzden tüm vitamin mineralleri almak bizim için çok kıymetli. Evet. Ve gördüğümüz gibi çok güzel bir halk sağlığı hazırladı. Ben çok seviyorum bu yemek tabağını. Evet. Hepsi var. Bakın meyve yerine meyve tüketin, suyunuzu için, sebzeleri çeşitlendirin, tam tahıl tüketin. Hepsi var aslında tabağımızda. Bizim olmayan bir şey yok aslında. Hepsini yiyeceğiz. Tek tip beslenmeyi de önermiyorum. Mutlaka diyetlerinde tarçına, biberiyeye, zerdeçala, yeşil çaya, beyaz çaya, mate çayına sarımsağa yer vermelerini istiyorum. Bunlar bizim uzun yaşamamızı sağlayacak. Bunlar bizim yaşam kalitemizi arttıracak küçük küçük ipuçları aslında. Evet, çok da güzel oldu. Benim şurada şu en altta yazan sağ altta yazıyor. 2-2,5 litre su. Evet. Diğer içecekler su değildir. Kesinlikle çok güzel yani, bir yere değindiniz. Mesela çay, kahve tüketiyoruz ama canımız su istemiyor. Neden? Evet. Çünkü ağzımıza o sıvı geliyor. Yani bizi rahatlatıyor. Ya da buzlu bir içecek şu anda yaz aylarındayız. Ama suyun yeni hiçbir şey tutmuyor değil mi Adi? Kesinlikle. Çay, kahveler zaten tutmuyor. Su olarak içeceğiz. Sadece suyumuz olacak. Yani suyumuz olacak sadece. Suyun yerine çaylar, kahveler, bitki çayları maalesef ki tutmuyor. Günlük saf su olarak günlük en az 2-2,5 litreye su içmeyi öneriyorum. Tabii ki de su içme miktarı da kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Tabii. Biraz önce değinmiştim. Evet, 35. Çay evet. 35. Aynen, evet, Hatice Hanım çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Çok güzel mesajlar aldık. Ben açıkçası bilmediğim şeyleri de sizden öğrenmiş oldum böylelikle. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok memnun oldum. Umarım güzel bilgiler verebilmişimdir. Çok güzel oldu. Bir başka programda yine inşallah başka konularla karşılaşırız diye umuyorum. İnşallah. Çok sağ olun.
Evet değerli izleyenler, bugün diyetisyen Hatice Nur Ege bizlerle birlikteydi. Beslenmedeki tüm yanlışları konuştuk. Yapılması gerekenlerden bahsettik. Obeziteye değindik. Bir başka programla, başka konularla tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.